Gece gündüzündeyiz. Ateşler yanıyor. Saat 22.30 mu? He, 22.30. Saydan say. Ama ateş az daha büyüyor olsaydı. Evet Faruk. Ateşi büyüdü. Dur. İyi bir abla ağlarlansın. İlyas. İlyas, İsmail. Küçük Aza İsmail. Küçük Aza tabii. Ondan sonra Harun Candan. Oğlum dernek başkanın ya. Dernek başkanımız Temel Cengiz. Oltu Aktak dernek başkanımız. İstanbul'dan saygıdeğer A takımından Ahmet Savaşay. Ahmet Ağırman. Burada Celedek Yıl üzerine bir programımız fikir alışverişinde bulunuyor. Bu gece burada yatmaya karar veren ekip. Şimdi bizi dinleyen büyüklerimize Köy İzmir. Bir önerim var. Ya da şu dağı düzenleyen, dağda emeği geçiren muhtarımıza, heyatımıza, azamıza, dernek başkanlarımıza bir isteğim bu benim. Düşüncem. Katılırlar, katılmazlar. Katılırlar, katılmazlar. Ama ben böyle bir şey düşünüyorum. Bu düşüncem doğrultusunda istiyorum ki olsun diye ama herkes nasıl karşılayabilir bilemiyorum. Önerim şu. Sen kendin katılacak mısın? Sen kendin katılacak mısın? Ben katılıyorum. Ha, tamam. Önerim şu. Bu dağ gününü dedelerimizden kalma bir gelenek. Bu geleneği 3 yıldır alnımızın akıyla yapmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde de yaptığımıza inanıyoruz. Bunu biraz daha geliştirelim. Bu dağ gününü 3 güne çıkaralım diyorum. Birinci günü cuma günü olsun. Cuma günü adam ta İstanbul'dan kalkmış, İzmir'den kalkmış, Bursa'dan kalkmış, gelmiş burada ölüleri var. Onlar için hiçbir şey yapmadan geri dönüp gidiyor. Buna benim önerim bizim Oltu'nun meşhur binbir hatim geleneği var. Biz de İnçeliler olarak binbir hatim günü yapalım cuma gününü. Birinci günü binbir hatim günü olsun. Yani burada herkes elinden geldiği kadar ölmüş insanlarına bir şey getirirse memleketlerinden burada da onun duasını yaparız. Çok güzel bir şey olur. İkinci günü, cumartesi günü yani. Cumartesi günü de gençlerin kaynaşma günü. Genç insanlarımız daha birbirlerini tanıyamıyorlar. Birisi İstanbul'dan gelmiş, birisi İzmir'den gelmiş, Bursa'dan gelmiş. Birbirlerini tanımıyorlar. Oltu'dan gelmiş. Oltu'dan gelmişler, tanımıyorlar. Köydeki insanlarla tanışamıyorlar. Biz bunları bir araya getirelim. Oyunlarla, bir senlikle. Tatlı, pasta, kola türünden... Bunları bir araya getirip böyle bir eğlence düzenleyelim. Bu insanları birbirlerine tanıştıralım, kaynaştıralım. Yani bu dağ bir gün yetersiz oluyor. Zaten üçüncü günü de dağın bu üç günü, üçüncü günü de final günü. Dağ günü. Zaten bu dağ günü hepimiz seve seve geliyoruz. Benim önerim bu. Önerime arkadaşların görüşleri nelerdir bilemiyorum. Bir öneri sunuyorum yani. Evet, İstanbul temsilcimiz Ahmet. Siz katılıyor musunuz? Şimdi güzel şeylere katılmak sevaptır. Tabii hep dirilerin gününü gün etmesi değil. Neslimizin çoğusu burada. Yani ölüsüyle, dirisiyle. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. Bu işin maddi ve manevi boyutuna İstanbul olarak katkıda bulunacağız inşallah. Bizim tabii yerimizin uzak olmasından dolayı burada bu işi birebir işin organizasyonunda birebir herhalde etkili olacak bir köyümüzün heyet muhtar azasıyla beraber Oltu'daki derneğimiz, Oltu'daki hemşerilerimiz. Bize düşen de yani uzaktan geleceğimiz için maddi boyutunda katkılarımızı elimizden geldiğince ekleyeceğiz. Şimdi Harun'un dediklerine ekleyeceğim bir şey yok. Çünkü en güzel şeylerini söyledi. Biz bu işin her yerinde varız. İzmir'den işte katıldığım için çok mutluyum yani. Şu anda Harun Hoca'nın da şeyin dileklerine tüm yani katılıyorum. Yani gönül ister ki daha da geniş olsun. Sonra öyle insanlar var ki 20 yıl ayrılmış köyden. Hiç geldiği yok. Ama bu tip şeyler yani kaynaşmayı sağlıyor. Birleştirici oluyor, sebep oluyor. Yani bu tip şeylere önce olan, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evet, evet köyümüzün evet köyümüzün azalarından, en küçük azalarından İsmail en hızlı azalarından. En hızlı azalarından mı diyeceğiz artık? Hızlı değiliz de. Yok Allah'a şükür. Öncelikle
bütün arkadaşlarımın konuştuğu şeylere katılıyorum şahsım adıma. Ben de tek kendi bir ağzı olarak, bir yetki olarak fazla yetkim yok. Ama arkadaşlarımın her şeyine varım. Son gücüme kadar varım. Benim de bir muhtarımız mesela, diğer üç arkadaşımız, hayat arkadaşlarımız var. Bunların da daha yani temsiller burada konuşuyorum hepsinin adına. Bu gibi şeylerin daha geniş, aynen bu şeylere katılıyorum. Daha geniş olmasına, sonsuz hizmet son damlasına kadar çalışacağım. Ve burada kameranın önünde bütün İzmir, İstanbul olduğu adına söz veriyorum. Herhangi ne varsa kabulüm. Bu kadar diyorum yani. Çok güzel bir şeyler yani. Böyle şeylerde varım ben. Evet. Teşekkür ederim. Otur. Biz teşekkür ederiz. Dernek başkanımız. Evet. Ayrıca Temel. Evet. Ben Oltu'da yeni bir dernek kurdunuz herhalde. Oltu'da bir dernek kurduk. Zaten derneğimizin çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilirsiniz. Derneğimizin zaten amacı da bu. Derneğimizin tüzüğüne koymuşuz. Dernek akta, kültür, eğitim, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik derneği. Amacımız zaten bizim bu insanların birlik beraberliği sağlamak. Bu tip organizeler yapmak. Bunlar çok güzel şeyler. Bu şu anda bile çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Üç adam bir araya gelmesi ne kadar güzel insanlığı için güzel fikirler ortaya çıkıyor. Aslında bizim insanlarımızın hepsinde birlik, beraberlik için, dayanışma için her şey var. İçinde var, ruhunda var. Yani bu çok, ama bizim burada en büyük eksiğimiz organize eksikliğimiz var. Yani doğru, organize öncümüz yok. Organize öncümüz yok. Bu işi organize edecek. Görev dağılımı yok değil mi? Bir tane evet. Ben bir geçmişte örnek olarak görüyorum. Mustafa Armak Hoca bu Kur'an kursunun yapımında, kurulmasında, törenlerde çok ciddi emekler verdi. Ben o zaman Kur'an kursunda... Ama öncümüz olduğu için mesela öncülük bu yaptı. İşte tek öncülük oldu, çok uğraş verdi. Ve bugün şu en önemli yatırım, ben insana yatırım olarak görüyorum. Bizim derneğin amaçlarına da en önemli insanlarımızın eğitim konusunda, yetiştirme konusunda çok büyük ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Biz de bundan sonra bunu daha ileri götürmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Aramızda ayrıca İstanbul İnci Köylüleri Dernek Başkanı Faruk Arman var. Faruk, siz bu söylenenlere ekleyeceğiniz... Başta sadece şunu söyleyeyim. Bu arkadaşlarımızın konuştukları her şey, bu izleyenler şunu bilsinler ki bunlar bir tekliftir. Evet. Yani birileri bunu izledikleri zaman oturmuş kendi kentlerine birileri karar almış demesinler. Bu bir tekliftir. Bak, bir teklif sundu Harun Hoca, Bursa'dan gelen arkadaşımız. Oltu'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, köyden heyetimiz olmakla beraber herkes bu teklife sıcak baktı. Bu burada alınmış bir karar değildir. Üç günlük bir teklif sunuldu burada. Birinci gün bin bir hatim, ikinci gün gençlik söyleni. Üçüncü gün de dağ günü. Şimdi ben şahsım olarak bu üç günden hangisini bana verirseler üçünün de razıyım yani. Ben hangi günün bana organizasyonunu verirseler ben ondan birisini yaparım. Yine söylüyorum, biraz önce söylediğim gibi, başında söylediğim gibi. Bunların teklif olduğunu izleyenlerimiz bilsinler. Yani CD eline geçen izleyen arkadaşlarımız oturmuş dağ başında dört kişi karar almış demesinler. Bu bir karar değildir. Bu tekliftir, bunu sunarız. Düşünceler, fikir yani. Tabii fikirdir, bu tekliftir. Daha güzel bir şeyler olsun. Bunu sunarız. Eğer kabul görürse... Biz bunu yaparız. Kimine yaparız? Köyümüzün muhtarıyla, Oltu'dan dernek başkanımızla, encümen azamızla, İstanbul'dan yine dernek başkanımız, Bursa'dan dernek başkanımız, İzmir'den dernek başkanımız. Hepsi bir araya geliriz. Şunu bilin ki biz hepimiz biriz. Yani ayrımız, gayrımız yok. Bizim bir derneğimiz kurulmuş. Oraya sonuna da birlik, beraberlik denilmiş. Biz biriz, beraberiz. Yani bizden bir şeyler isteyin. Köydeki vatandaşlarımız olarak. Yani bu dağ günü bize görev verin. Yani bize görev verin. Yani görev verin de biz yapalım. Biz görevden kaçmıyoruz. Sevaptan hepimiz yararlanalım. Hepimiz yararlanalım. Bize emredin. Ya bize emredin. Biz sizin küçüğünüz. Abi gençlik olarak girmişiz bu işin içine. Bak, Oltu'da bir dernek başkanımız var. Bu yaşta bu hizmetleri yürüten, hakikaten Allah razı olsun. Ben kendisiyle görüştüğümde dedim ki ya bu derneği niye kuruyorsun? Niye ihtiyaç duydun? Dedi ki bir gün bu derneğin başkanlığına çok talip değilim. Birisi başkan olabilir. Ama bir gün birisi derse ki bunu Kur'an'dan Allah razı olsun bana bu yeter dedi ya. Ya bu genç yaşta bu çocuk böyle diyorsa ya bundan gurur duymak lazım ya. Bunun önünü açmak lazım.